Buranın tabii çok nadide özellikleri var bu caminin. Bakın şu iki şamdan da hemen üzerinde görmüş olduğunuz çok güzel bir stille maşallah yazıları var bakın. Bu da Evet. çok dikkat çekiyor. Ve tabii ki buranın bu caminin en önemli unsurlarından biri. Bakın hemen üste baktığımızda hemen mihrabın üstünde bir pencere görüyoruz. Bakın Evet. bir pencere var orada. Orası rivayet olunur ki ki bu çok kuvvetli bir rivayettir. Birinci Murat'ın inzivaya çekildiği yani dünya işlerine tamamen uzaklaşıp kendini sanki kabirdeymiş gibi hissedip kendi nefsiyle hesaplaştığı bir yer olarak 80 santimlik bir dehliz orası. Birazdan oraya doğru da çıkacağız. Medresenin koridorlarından oraya ulaşılıyor. O bölgeye geçip oradan tamamen dünyadan sıyrılıp kendi nefsini hesaba çektiği bir alan. Ve bakın şöyle bir az önce bahsetmiştik. Mihraplarımızda olan bir ayetten bahsetmiştik. Sadece mihrap kelimesi geçtiği için Osmanlı bir gelenek haline gelmiş bir ayetten bahsetmiştik. Yani onun Türkçe meali şöyleydi. Zekeriya aleyhisselam her mihraba girdiğinde demek o. Fakat Kur'an'da bahsedildiği anlamıyla mihrap kelimesi bizdeki gibi imamın namaz kıldırdığı yer anlamına gelmiyor. Evet. Yani o dönem, o bahsedildiği dönemlerde kişilerin bu cami ya da ibadet alanlarında dediğimiz noktalarda, ibadet alanlarında kişilere özel has odalarda yapılan ibadete ayrılmış odalara mihrap deniyordu. İşte burası da tam o anlamda bir kişinin sığabileceği bir alan olması hasebiyle tam birebir Kur'an'daki anlamına uyan mihrap kelimesinin de birebir anlamını taşıyan bir özelliğe sahip. Zaten bundan dolayıdır ki oraya da bakın o ayetin aynısı hemen pencerenin önüne asılmıştır. Az önce caminin mihrabının özelliklerinden bahsederken özellikle vurgu yapmıştık. Burası mihrap ayetinin Kur'an'daki anlamına birebir uygun olacak şekilde bir dehlizle geçilerek padişahın kendisini dünyadan soyutladığı, nefsini muhasebe ettiği rivayet edilen bir odacığa da sahip. İsterseniz şimdi oraya doğru bir geçiş yapalım. Evet, 80 santimlik çok dar bir alandan geçiyoruz. Sadece bir kişinin geçebileceği bir alana sahip olan bu dehliz, padişahın tüm dünyevi işlerden kendini arındırdığı yer. İşte şu an tam mihrabın üstündeki pencerenin arkasındayız. Bakın padişahın kendisini tamamen soyutladığı alan burası Ersin Bey. Yani dünyevi işlerden tüm o saltanatı bırakıp tamamen kendisini bir tabuttaymış gibi hissedip kendi geçmişiyle ve yaptıklarıyla muhasebe yaptığı, yani adeta Peygamberimizin hadisinde aleyhisselam bahsettiği ölmeden önce ölünüz dediği ve birebir uyguladığı alandayız şu an. Peki Aykan Bey, buraya o anları, o geçmişi binlerce yıl, yüzlerce yıl önceki yaşananları burada tekrarlamak isteyen günümüz insanları olabiliyor mu? Bunlara müsaade edilebiliyor mu? Evet, bununla ilgili, bu ile ilgili buranın özelliklerini bilen, duyan, araştıran birçok kişi tabii ki buralara gelmek için özel uğraş veriyor, talepte Evet. bulunuyorlar. Ama şunu belirtelim, özellikle medrese kısmı sadece Ramazan aylarında itikaf gibi özel ibadetler için Günlerde açılıyor açılıyor. veya cuma günleri cemaat camiye sığmadığı zamanlarda medrese kısmı açılıyor. Ama bu derhis kısmı sadece işte özel izinle çok özel durumlarda açılabiliyor. Evet. Yani toparlayacak olursak Külliye'nin şu anda bulunduğumuz medrese kısmına herkesin ziyaret edebileceği bir yer değil. Tabii. Özel Tabii zamanlarda özel ihtiyaç zamanlarda da gelebilirler. burası Bu açılabiliyor. kısım zaten özel izinle açılıyor. Evet. Zaten burası da caminin hatta külliyenin en gizemli noktası diyebiliriz. Kesinlikle gerçekten de çok ilginç bir yer. İnsan anlatırken o günleri böyle düşündüğünde burada düşünebiliyor musunuz? Her türlü imkanlarınız olmasına rağmen padişahsınız ama Allah'a kendinizi teslim etmek adına yaşarken ölmeyi hissetmek Evet. adına böyle bir yer kurup insanın kendini muhasebe etmesi için ilginç bir yer değil mi? Aynen. İşte Osmanlı'yı da 620 yıl ayakta tutan
ve üç kıtaya hakim kılan işte en büyük unsurlar ne diye sorarsanız ilk sırada söyleyebileceğimiz şeylerden biri. Böyle padişahlara sahip olması.